Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 264, 265, 266, 267, 268 ve 269. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Hacettepe dinlenme metni. Yaşadığınız yerin ismiyle ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesidir. Asya ve Avrupa'nın birleşme noktasıdır. İstanbul'un 300 bin yıllık bir geçmişi vardır. Milattan önce 300 bin yıllarda Küçükçekmece Gölü kenarındaki Yarımburgaz Mağarası'nda insan yaşantıları bulunmaktadır. İstanbul ilk dönemlerinde Bizantiyon olarak antik bir Yunan şehri kurulmuştur. İlerleyen dönemlerde Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Roma İmparatoru Vespasyan tarafından 196'da Pers İmparatorluğu ile anlaştıkları için şehir baştan aşağı yıkılıp tekrar inşa edilmiştir. 330 yılında 1. Konstantina tarafından Roma'nın başkenti olarak ilan edilir. Bu dönemden sonra ismi Konstantinopolis olur. 1453 yılında Konstantinopolis Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilerek Osmanlı'nın 400 yıldan fazla başkentliğini yapar. O dönemde Müslümanlarca Konstantina diye adlandırılsa da Rumlar tarafından Estimpolis olarak söylenmiştir. Osmanlılar da bu ismi zaman içerisinde kullanarak İstanbul demeye başlamışlardır. Balkanlarda ise bilinen ismi İstanbul'dur. Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra başkent Ankara yapmış, İstanbul 330'dan beri 1600 yıllık başkentlik statüsünü kaybetmiştir. 1930 yılında Atatürk'ün isteğiyle Konstantinopolis ikilemi ortadan kalkması ve de burayı fetheden Türklerin verdiği isim İstanbul olduğu için resmi adının İstanbul olması kararlaştırılmıştır. Ayrıca o dönemde Amerikalı yabancı bir gruba İstanbul şarkısı yaptırılarak buranın Konstantinopolis değil İstanbul olduğu vurgulanmıştır. Wolfgang ve Von Goethe'nin en büyük hazine kanaatkar olmaktır sözünün size çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız. Kanaat en büyük zenginliktir. Kanaat etmek, elindekiyle yetinmek ve başka insanların imkanlarına göz dikmeyerek elindekiyle mutlu olma sanatıdır. Yeryüzünde insanların maddi gelirleri birbirinden farklıdır. Kimi insanlar çok para kazanıyorken kimileri az miktar kazanır. Yine de bazı durumlarda çok zenginlerin kendinden memnun olmadığı, fakirlerin ise çok mutlu olduklarını görürüz. Demek ki insanı mutlu eden paranın çokluğu değil, kanaat etmektir. Aşağıda dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Kelimelerle anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz. Kiler, evlerde yiyecek veya erzağın saklandığı depo. Lokma, ağza bir defa alınıp götürülen yemek parçası sokum. Divan, yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Som, değerli madenlerin ve cevherlerin katışıksız saf hali, bozkır, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız kıraç doğal alan, hırka, genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan bazen içi bez pamukla beslenmiş, ceket biçiminde giysi, adak, adanılan şey, nezir, bayır, küçük yokuş, belen, hacet, ihtiyaç, gereksinim, safran, süsengillerden baharda çiçek açan soğanlı bir kültür bitkisi, debdebe, gösteriş, görkem, çil, yeni ve parlak, diğer, ülke, yurt, sini, üzerinde yemek de yenebilen yuvarlak bakır veya pirinçten büyük tepsi. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri bulmacada bularak renkli kalemle işaretleyiniz. Evet, bayır, bozkır, diğer, hacet, kiler, lokma, hırka. Ulaştığımız cümle açgözlülük insanı çok büyük felaketlere sürükleyebilir. Bulmacaya yerleştirdiğiniz kelimeleri aşağıya alfabetik sırayla diziniz. Evet, böyle A'dan S'ye kadar. Aşağıda Hacettepe metninden alınan bazı deyimler verilmiştir. Bu deyimlerin anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Hüküm sürmek, iş başında olmak, babına sığmamak, duygularına engel olmayıp taşkın davranışlarda bulunmak, ağzı kulaklarına varmak, çok sevinmek, ocağına düşmek, birine korunması için sığınmak veya yardım etmesi için yalvarmak, şafak atmak, birden önemli bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamak. Metinde geçen padişahın kişilik özellikleri nelerdir? Sahip olduklarına şükretmeyen açgözlü bir insanmış.
Padişah Hacettepe'ye niçin gitmiş, amacına ulaşabilmiş mi? Allah'tan daha çok altın istemek, dokunduğu her şeyin altın olmasını dilemek için gitmiştir. Amacına da ulaşmıştır. Padişah dileği kabul olduktan sonra neler yaşamıştır? Dokunduğu her şey altına dönüşmüştür. Gerçekleşmesini istediğiniz bir dileğinizi anlatınız. Bu dileğinizin gerçekleşmesinin hayatınıza olumlu ve olumsuz etkileri neler olurdu? Benim dileğim ileride çok mesleğimde çok başarılı birisi olmaktır. Böylece adım tarihe kazınsın ve çok büyük işlerde bulunarak güzel çalışmalar yapmak isterim. Mesleğimi en iyi şekilde yapmak ve böylece insanlara yararlı olmak bence çok güzel bir duygu. Bunun olumlu yanlarını insanların teşekkürünü ve duasını almak, insanlar tarafından tanınmak ve takdir görmektir. Ayrıca bu sayede devletime yararlı olmak da güzel bir duygu. Olumsuz yanları ise sevdiklerimle belki de az vakit görüşebilecek olmam olabilir. Kanaat ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Mutluluğun şartı kanaat etmek ve elindekiyle yetinmektir. Bir insan milyonlarla kazansa eğer her zaman gözüne ise bu insan asla mutlu olamaz. Kendi parası kendisine ancak yeten bir insan da elindekiyle kanaat eder ve hayatın güzel yönlerini gördükçe mutludur ve huzurludur. Çevrende annesinin ve babasının çalışan durumları çok iyi olan aileler gibi fakir aileler de var. Ben bir kere durumları iyi olan ailelerde paralarının yetmediği için üzüldüklerini ve daha iyi imkanlara sahip olmak için sıkıntı içinde olduklarını görüyorum. Fakir dediğimiz aileler ise ellerindekiyle yetiniyor ve aile olmanın tadını çıkarıyorlar. Aşağıdaki bölümleri metinden yararlanarak doldurunuz. Gerçek hayatta karşılaşılabilecek olaylar, insanların dua etmesi. Gerçek hayatta karşılaşılamayacak olaylar, insanın dokunduğu şeyin altın olması. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı hayatta neleri değiştirmek isterdiniz? Elimde sihirli bir değnek olsaydı fakir insanların hepsine yardım eder ve onların mutlu olması için tüm istediklerimi alırdım. Elimde sihirli bir değnek olsaydı savaşları durdurur, zalimlerin cezasını verirdim. Sihirli bir değneğim olsaydı tüm hastalara yardım eder, acılarını dindirirdim. Elimde sihirli bir değnek olsaydı çocukların mutlu olacağı ve güven içerisinde oynayacakları ortamlar yapar, onların bu şekilde heyecanla ve güzellikle neşelenmelerini sağlardım. Böylece çok mutlu olurlardı. Aşağıdaki fıkrayı vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okuyunuz. Elime al. Bir bahar sabahı Nasrettin Hoca eşeği Kara Kaçan'la birlikte göle doğru gidiyormuş. Göle yaklaştığında telaşlı sesler duymuş. Adımlarını hızlandırmış. Hoca çok geçmeden olanları anlamış. Bir adam göle düşmüş. Diğerleri de onu kurtarmaya çalışıyormuş. Kıyıda toplananlar göle ellerini uzatmış. Elini ver, elini ver diye bağırıyorlarmış. Ama adam söylenenleri duymuyor gibiymiş. Hem çırpınıyor hem de elini uzatmıyormuş. Nasrettin Hoca göldeki adamı tanımış, kalabalığa siz elini ver diyorsunuz ama bu adam çok bencildir, vermeyi bilmez demiş. Sonra kıyıya yanaşarak göldeki adama elini uzatmış. Elimi al, elimi al diye bağırmış. Kendisine yardım etmek isteyenlere elini vermeyen bencil adam, hoca elimi al deyince hemen elini uzatmış. Hoca da adamı çekerek gölden çıkarmış. Cömertlik, mutluluk, yardım konularından biriyle ilgili bir fıkra anlatınız. Büyük bir kedi kuyruğuyla oynayan küçük bir kediye sormuş. Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru kedi de yanıt vermiş. Bir kedi için en güzel şeyin mutluluk, mutluluğun da kuyruğum olduğunu öğrendim. Bu nedenle onu kovalıyorum. Yakaladığımda mutluluğa kavuşacağım. Bunun üzerine yaşlı kedi şöyle demiş. Gençken ben de mutluluğun kuyruğum olduğuna karar vermiştim. Ama şunu fark ettim. Ne zaman onu kovalasam o benden uzaklaşıyor. Ne zaman kendi işime baksam hep peşimden geliyor. Sahip olduğu şeylerden hiçbir zaman memnun olmayan, sürekli şikayet eden bir arkadaşınız olsaydı, onu bu huyundan vazgeçirebilmek için neler yapardınız? Sahip olduğu şeylerden hiçbir zaman memnun olmayan ve sürekli şikayet eden bir arkadaşım olsaydı, onu bu huyundan vazgeçirmek için yetimhane, hastane gibi insanların zor durumda olduğu alanları ziyaret ettirerek ona hayatın zorluklarını olabileceğini gösterirdim. Savaşta ve afetlerde olan çocukların ve insanların resimlerini göstererek haline şükretmesini isterdim. Gerçekten bazen insanlar kendi küçük sıkıntılarını çok büyük görerek gerçek değil sıkıntıların farkına varmak ve sürekli şikayet ederler. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.
Rize'nin adı üzerine. Çok çok eski zamanlarda Ali Reis derler, deniz tutkunu bir adam varmış. Karısının adı Roza'ymış. Bu karı koca sevdalı değil, kara sevdalılarmış. Ne Ali Reis ne de Roza birbirinden ayrı kalmaya dayanabilirlermiş. Ali Reis'in hali vakti yerindeymiş. Parası pulu çokmuş. Bir Roza'ya bir de Karadeniz'in yeşiline hayranmış. Bu yüzden dağın yamacında ormanlar içinde bir yere güzel bir saray yaptırmış. Dışını süslemiş, fil dişinden, içini benzetmiş, Hint işinden. Ali Reis ile Roza Hatun bu sarayda yaşarlarken, sevinçle coşup mutluluktan uçarlarken Ali Reis denize çıkmak istemiş. Takasına binip hırçın dalgalarla kabaran Karadeniz'e açılmış. Hava soğuk, deniz fırtınalıymış. Ali Reis bu çetin havada bir daha denizden dönmemiş. Ne oldu, nereye gitti, takası mı battı bilen yokmuş. Herkes ondan ümidini kesse de bir tek Roza Hatun kesmemiş. Günlerce sarayın penceresinde Ali Reis'i beklemiş. Gözünün yaşı sel olup akmış, ahı figana karışmış, geceler boyunca denizden bir ışık, bir umut haber beklemiş. Ama ne gelen olmuş ne de bir selam getiren. Roza içini türkülere dökmüş, derdini Esenyel'e söylemiş, kara perçemi ağarmış, gül benzi sararmış, giden gelmemiş. Bir gün bakmışlar ki pencerenin önünde Roza Hatun yok. Kepenkler kapalı, saray mahzun, beklemişler ama açan olmamış. Pencerede Roza Hatun görünmemiş. Acep başına bir hal mi geldi diye merak edenler, Roza'nın derdiyle dertlenen koşup içeri girmişler. Bakmışlar ki saray bomboş, incin top oynuyor. Roza Hatun nereye gitmiş bilinmiyor. Yalnız pencerenin önünde bir pusula, pusulanın içinde şu not varmış. Muradım kaldı sevgili yarda, ah huzarım kaldı sarayda. Ben devran süremedim, salınıp gezemedim, bari beni sevenler buraya yerleşsinler. Malımı mülkümü pay etsinler, salınıp gezsinler sarayımda, beni bulsunlar aralarında. Fakir görürseniz sandığımdan giydirin, aç görürseniz kilerimden doyurun. Yetimlerin gözünü yaşlı koymayın, bu notu okuyanlar, Roza'nın derdiyle yananlar bu yeşil dağları mesken tutmuşlar. Roza'nın sarayın çevresinde güzel bir şehir kurmuşlar. Hazinelerini fakir fukaraya vermişler, kurdukları bu şehrin adına Roza demişler. Söylene söylene dilden dile Rize olmuş. Derler ki Rize'nin ardı arkası kesilmeyen yağmurları Roza'nın gözyaşlarıymış. Kemençenin dertli dertli inlemesi de onun yüreğindeki sızıdan kaynaklanırmış. Rize insanlarının cömert ve içli ve narin oluşu da Roza'ya benzemelerindenmiş. Okuduğunuz metnin kahramanlarından biri olan Roza'nın ağzından özetleyiniz. Kocam Ali Reis varlıklı bir insandı. Bana ve denize, şehrin yeşilliğine hayrandı. Benim için bir saray yaptırdı. Bu sarayda yaşıyorduk. Bir gün Ali Reis denize açıldı fakat bir daha dönmedi. Kocamı çok bekledim. Üzüntüden perişan oldum. Sonunda dayanamayarak saraya bir not bırakıp gittim. Notumda şehirdeki muhtaçların saraydaki varlıklardan yararlanmasını istedim. Şehir halkı bu duruma çok üzüldükleri için şehrin ismini Roza koydular. Zamanla söylene söylene şehrin ismi Rize oldu. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.